Merhabalar sevgili izleyenler. Bu kez konuğumuz emekli subay Volkan Kemal Ergenokun. Aynı zamanda kendisi çeşitli gazetelerde, yurt dışında ve yurt içinde makaleleri olan, yazıları olan ve aynı zamanda şu anda İktisat Fakültesi'nde yüksek lisans yapan bir kişi. Ve aynı zamanda Volkan Bey'in babası emekli albay. Bunu şu açıdan vurguladım. Şu anda bir ordu analizi yapacağız. O açıdan daha katmerli ve çok yönlü bir kişiden bunları alacağız. Biliyorsunuz bir şeyimi anlatayım. Kısaca 95 akşam gazetesindeyim. Şişli Postanesi önünde bir paşanın şoförü, postası, bir piyangocuyu dövmüş. Haber aldım, gittim. Haber yaptım, getirdim, gazeteye verdim. Fakat rahmetli genel yayın yönetmenimiz Behiç Kılıç, bunu koyamayız dedi. Çünkü dedi, paşalara dokunuyor dedi. 95'ten günümüze geldik. Şimdi artık rahatlıkla konuşulmaya, edilmeye başladı. İşte geçenlerde gördük bir emekli assubay Ahmet Sengin çıkıp takır takır eleştirisini yaptı. Yani hepsine katılmasak da. Volkan Bey'in yaklaşımı var. Bir padişahlık, paşa bir padişahlık daha sona erdi diye. Volkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne diyorsunuz Volkan Bey? Şimdiye kadar ordu böyle tahkir ve tezifin arkasına bayağı saklandı. Şimdi yeni yeni eleştiriler başladı. Padişahlık bitti mi sizce? Şimdi biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde bir tane padişah vardı. Evet. Şimdi ben soruyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nde kaç tane padişah var? Dokunulmazlığı olan her bir kişi bir padişah değil midir? Evet. Başta Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Milletvekilleri, bütün yargı erkanı, Danıştay, Sayıştay, Yargıtay Başkanları, evet. Generaller, ki şimdi generallerin ikisi bitti de hamdü senalar olsun. Evet. Şimdi diğerlerine geldi, sıra milletvekillerine geldi. Evet. Onların da dokunulmazlıklarının bitmesi lazım. Eğer gerçek bir demokrasiden, cumhuriyetten bahsedeceksek, o zaman başta Cumhurbaşkanı olmak üzere hepsinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekir. Bakın şimdi İsrail diyoruz değil mi? Evet. Şu an dünyanın gerçekten devlet, tam devlet anlamıyla devlet dediğimiz iki tane devlet var bağımsız. Birisi İran, birisi İsrail'dir. Evet. Onun dışındaki diğer bütün devletler diğer ekaliyetlerin hegemonyası altındadır. Amerika Birleşik Devletleri dahil. Evet. Evet. Şimdi bakın İran'da hatırlar mısınız? 2 sene önce Cumhurbaşkanı'nın bir yolsuzluğu ile ilgili bir olay olmuştu. Ve polis direkt ayakkabılarıyla girdi Cumhurbaşkanı'nın yatak odasında, bütün evrakları bilmem neleri karıştırdı, evi karman çorman edip çıktı dışarıya. Evet. Şimdi ben soruyorum, hangi devlette bu olabilir, böyle bir şey olabilir? Evet. Devlet evet. Budur. Evet. Giriyor bir Cumhurbaşkanı bile hiç sormadan etmeden giriyor, pavlur pülü bütün evraklara el koyuyor, araştırma yapıyor. Yani orada bile bir padişah yokken, şimdi Türkiye'de soruyorum kaç tane padişah var? Azalıyor herhalde. İnşallah daha da azalacak. Peki. Tamamen azalacak. Şimdi sizle söyleşi yapmadan önce bir arkadaşla, meslektaşla yazıştık da ne geliyor aklına soru diye falan. Şey dedi mesela, önce şeyi vurguladı. Genelde dedi orta halli ailelerin çocukları, fakir ailelerin çocukları dedi askerliği seçiyor dedi. Hiç dedi zengin bulamazsın dedi. Bunda en fikiriz galiba. İçimizde bir tane bile doktor veya mühendis çocuğu yoktur subaylar içerisinde. Çok güzel. Ve dedi mesela tekrar asker olmak ister miydiniz? İstemezdim. Siyasalı tercih ederdim. Siyasal bilgiler okuyup anlıyorum. Görev almak isterdim. Anlıyorum. Peki şimdi fakir olarak veya orta halli olarak giriyorlar. Yükselebilen yükseliyor. Evet. Ve zengin olanlar oluyor. Şimdi bir arkadaşımızın yine iddiası diyor ki
ispatlayamazsınız. Bana bir tane zengin general şu bu gösteremezsiniz. Mümkün mü? Mümkün. Şöyle ki çok çok basit. Ben özellikle kimlerin tespit edilmesini istiyorum biliyor musunuz burada? Evet, evet. Şu İsrail'le silah anlaşması yapan tüm sivil bürokrat ve askerlerin, generallerin mal varlıklarının tespit edilmesini istiyorum. Şu anlaşmalardan sonra özellikle. Evet. Geçen 3 sene önce Vakit Gazetesi'nde biliyorsunuz bu 28 Şubat'ın elebaşısının Etiler'de $1 milyon'luk dairesi çıktı. İsmini, yani, ismini verebilir miyiz? O belli, o adam belli. Kim olduğu belli. Şimdi bir tane Ulus'ta çıktı İstanbul'da. İstanbul'un en mutena, en zengin semti. Diğeri de Ankara'da, Çankaya'da çıktı. Şimdi ben soruyorum, bir emekli general maaşıyla o daire alınabilir mi? Evet. Ve bunun gibi daha diğerleri. Evet. Eğer kendi üzerine değilse tapuda, ailelerin üzerine yapmış, yapılmışsa? Tabii. O da çıkıyor ortaya. Çıkıyor. Ya hanımın üstüne yapıyor zaten veya çocuğun üzerine yapıyor. Ama onu şunu da sorgulamak lazım. Hanıma bir ev sahibi olarak o daireyi nasıl alabilmiş, $1 milyon'luk daireyi? Evet. Yani bunun kaçarı yok. Eğer bu gerçekten iyi niyetle Milli Savunma Bakanlığı bu konuda Adalet Bakanlığı ile birlikte bir çalışma yapıp işin üstüne giderse, evet, o zaman bu silah anlaşmalarının neden 1 milyon dolara tank almak varken neden Sayın Ahmet Zengin'in çok güzel belirttiği gibi ki ben buradan huzurunuzda müsaade ederseniz kendisine coşkunlukla tebrik etmek istiyorum, cesareti ve mükemmel anlatımıyla gerçekten hayran kaldım kendisine. Evet. Keşke çoğu asker arkadaşımız öyle olabilse. Evet. Şimdi nasıl oluyor 1 milyon dolara tank almak, sıfırdan kalmak varken 5 milyon dolara modernizasyonu yaptırıyor. Evet. Neden mesela benim önceki bir iki ATV Avrupa'da da en büyük program yapmıştık, evet, buna benzer. Evet. Orada da mesela belirtmiştim. Petlas'tan %40 daha ucuz almak gerekirken helikopter lastikli örnek olarak veriyorum. Tabii, tabii. Bunun gibi onlarca örnek var. Evet. Neden gidip İsrail'den alındı? Evet. Şimdi emekli belki kaçırmıştır izleyenlerimiz, emekli subay, emekli az subay Ahmet Zengin bu son sıralarda internette dönüyor. Önemli değil, subay az subay önemli değil. Önemli olan cesaret ve peki, dürüstçe net bunları ifade etmiş olmak. Şu açıdan dedim, ben yine bu videoyu o uzman, savunma uzmanı meslektaşa gönderdim. Bana cevabı şu oldu, efendim dedi, az subay dedi. 26 yıl dedi ezilmiş dedi üstleri tarafından. Şimdi çıkmış dedi, ver yansın ediyor dedi. Hiç alakası yok. Buna katılmıyorum. Çünkü kendisiyle ilgili yaşadığı olayları anlatmıyor. Evet. Ülke meseleleriyle ilgili, evet, meseleleri anlatıyor. Şahsıyla ilgili orada hiçbir şey anlatıyor mu? Evet, yok. Ve rakamlarla konuşuyor, belgelerle konuşuyor Sayın Ahmet Zengin. Evet, evet. Volkan Bey, bu bizim ordunun İsrail ilgisi nereden kaynaklanıyor? Yani niye İsrail'e işte silah alıyoruz, modernizasyon için araç gönderiyoruz? Niye başka bir ülke değil de Rusya değil de şu bu değil de neden İsrail? Ordunun içinde bir masonik yapılanma mı bunu acaba yönlendiriyor? Bakın, ordunun içinde masonik yapılanma Cumhuriyet döneminde değil, Osmanlı döneminden beri var. Evet. Zaten İttihat Terakki ile birlikte, Jön Türklerle birlikte ki bu yapılanmanın temelinde biliyorsunuz İttihatçı subaylar var. Oradan itibaren özellikle dönmeler, Selanik dönmeleri. Bu konuda gerek askeri alanda, gerek ekonomi alanda, siyaset alanında Türkiye yönetimine tamamen hakim olmuşlar. Bakın, bugün yine dersteydim İstanbul Üniversitesi'nde. Sağ olsun hocam, doktora dersini de aldı beni. Şimdi orada bir arkadaşımız Mehmet Cavit Bey'den bahsetti. Evet. Mehmet Cavit Bey Osmanlı'nın son Maliye Bakanı'ydı biliyorsunuz. Ve Selanik dönmelerinden. Kendisi Şemsi Paşa İlkokulu'nda okuyor. Daha sonra Feyzi Mektebi'ne, evet, en sonunda müdür olarak atanıyor.
ve çok süratli bir şekilde yükselerek tabi o zamanın sadrazamının ve diğer bakanların da mason olması hasebiyle kısa sürede Maliye Bakanlığı'na getiriliyor. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda 5 milyon altına karşılık para basması gerekirken basmıyor ve Osmanlı'yı korkunç bir zayiat uğratıyor, ekonomik yönden çöküntüye uğratıyor. Bunun da nedeni Osmanlı'nın Almanlar lehine savaşa girmesi. Evet. Yani orada emisyon girmesi gerekirken bu altı, kasadaki şeydeki hazinedeki altın miktarı kadar parayı basmayarak savaşta da bizi sadece cephede değil geride ekonomi alanında da bizi maalesef çok büyük çöküntürü. Çünkü kendisi tamamen İngiliz ve Fransız etkisinde ve devamlı onlardan akıl alıyor. Evet. Şimdi kendisi mason. İngiliz locasına bağlı. İngiltere ile neden Türkiye İngiltere yanlısı bir strateji uygulamada Almanlardan yana tercih kullandı diye sonunda istifa ediyor. Ama istifasını savaş karşıtıyım o yüzden verdim diyor. Evet. Oysa ki savaş karşıtında değil yapılan daha sonraki tetkiklerde kendisinin İngilizlerle çok sıkı fıkı oluşundan kaynaklandı ortaya çıkıyor. Evet. Ama sonra biliyorsunuz idam edildi. Evet. Ama bu arada da cephede bir taraftan vurulurken bir taraftan da girdi ekonomide vurulduk. Evet. İşte bakın bunlar masonlar özellikle Yahudilerin tabi arka bahçesi masonlar vasıtasıyla orduya da girilmiş İttihat Terakki döneminde. Şimdi mesela buradan geliyoruz şeye mesela Araplar bize arkadan vurdu olayı var biliyorsunuz. Evet. Şimdi burada da ben size şunu soruyorum. Çok klasik bir şeydir bu. Araplar bize arkadan vurdu şöyle oldu böyle oldu. Ya Lawrence Arapları topluyor diyor ki tabi hoca kılığında bakın diyor sizin efendilerimi istediğiniz Osmanlı subayları şu an subay mahvillerinde yani şu anki ismiyle subay ordu evlerinde içki içiyor ve yabancı misyon şeflerinin kadınlarıyla kızlarıyla dans ediyor. Evet. Frank giyimi giyiyor. Pantolon, kravat, papyon kravat yani İslam'ın kıyafetiyle değil tamamen batı kıyafeti giyiyor. Batı müziği, batı müziği dinliyor, batı müziğiyle dans ediyor. Bunlar mı sizin efendileriniz? Siz Arapsınız, onlar evet. Türk. Siz neden peygamberin kavminden birisi olarak başka bir milletin hakimiyeti altına girersiniz, şeyine girersiniz diye. Şimdi siz Osmanlı olarak Türkçülük yaparsanız işte adam da bunu çok güzel bir şekilde kullanır evet. Ve Arapları aleyhine çevirir. Evet. Ya şimdi Araplar orada haklı mıydı, haksız mıydı? Sormak gerekir. Yani biraz da olaya empati gözüyle bakmak tabii, lazım. Tabii sonunda ne oldu? Araplar isyan etti. Ama metin bir bakış açısıyla İttihat Terakki subaylar ki olması mümkün değil. Tamamen Fransız İhtilali etkisiyle milliyetçi bir akımla şeyle girmişler, Türkçülük düşüncesiyle girmişler. Evet. Siz Türkçülük yaparsanız başkası da Arapçılık yaparak evet. Bulgarca, Yunancılık yaparak Osmanlı'yı böyle parçalar. Aynen şey, Türkçe ezan fitnesinin çıkartılması gibi. Aynen, evet. Türkçe ezan fitnesinin çıkartılması gibi. Evet. Şimdi Volkan Bey, hala bu yapılanma, adına ne korsanız koyun, artık masonist yapılanma deyin, sabateist deyin, bir şey deyin, deyin. Küresel güçlere hizmet eden yapılanma hala hazırda ordu içerisinde mevcut değil mi? Evet, mevcut. Bakın, şimdi Süleyman Yeşilyurt'un bir kitabı var, Mason Komutanlar diye. Evet. Sayın Süleyman Yeşilyurt belgeleriyle, kaynaklarıyla şu son dönemdeki, yani bırakın daha önceki İttihat Terakki zaten komple büyük bir kısmı Mason da, şu dönemde bile bir sürü Genelkurmay Başkanı, Büyük Kulübe üye, ya Yaşar Büyükanıt'tan tutun, Hüseyin Kıvrıkoğlu'ndan tutun. Evet. Diğer sırada bütün şu son dönemdekilerin hepsi mason üyesi. Siz bir Atatürkçü general olarak nasıl Atatürk'ün kapattığı bir derneğe üye olabiliyorsunuz? Bu nasıl bir Atatürkçülüktür? Evet. Çıkıp bu ismi geçen generaller vesaire çıkıp da yalanlamadılar değil mi bu mason? Yalanlayamadılar. Anladım. Şeyde Sayın Süleyman Şurt'u da mahkemeye veremediler. Çünkü adam belgeleriyle orada çıkmış. Kitabı yazmış açıklama. Geçen emekli sözünüzü kestim. Emekli Asubay Ahmet Sengin
bu encümeni danıştan bahsetti, oraya üye olanlardan. Evet. Masonik yapılanma dedi direkt. Evet. Anladım. Şimdi zaten şöyle bir kitap da var, Mason Bektaşiler diye. Encümeni Danış ve Hurufilikten Kabala'ya Çift Dini Kimlik. Faruk Aslan'ın kitabı. Evet. Şimdi burada diyor ki bu Encümeni Danış layık bir Mason Bektaşi tarikatı mı yoksa derin devletin büyük devlet küresi mi? Bakın bunlara da baktığınız zaman yabancı istihbaratlar, Masonik Bektaşilerle birlikte Alevi sorunu provoke ettiklerini de göreceksiniz. Evet, evet. Zaten bunların son dönemde 89'dan itibaren ülkeyi ele geçirmeleriyle birlikte ağırlıklarını koymalarıyla birlikte bu noktalara gelindi. Yani sözde irtica adı altında tamamen İslam düşmanlığı yapılarak buralara gelindi. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki neden İslam düşmanlığı, değil mi? Hani bu neden bu kadar kesin konuşabiliyorsunuz, evet, değil mi? Evet. Bakınız, çok net olacağız. Şimdi bir insan mevcut sisteme, rejime aykırı bir inanç sistemli olan bir tarikata girmiştir, değil mi? Evet. Bir örgütün içerisindedir. Tabii rejim haklı olarak kendisine karşı olan bu sistemi bertaraf etmek için onu oradan ayırır. Doğru mu? Evet. Refüze etti. Tamam. Ama orada kalmamalı mı? Bakın orada bırakmıyorlar. Yani subayı ordudan atıyor. Ondan sonra artık olay bitmiştir. Ondan sonra o atılan subay arkadaş kendi hayatını, kendi şeyini, kendi özgürce düzenlemesi gerekir, değil mi? Evet. Böyle yapılmıyor. O arkadaş belediyeye girdiği zaman, evet, hemen belediye başkanı aranıyor. Oradan da derhal çıkartılacak, evet, atılacak deniyor. İşte şuradan itibaren bu kısma itibaren olan kısım tamamen düşmanlıktır. Nedir bu acımasızlık? Yok etmek bu. Yok etmek. Şimdi bakın siz konuşmanın başına dediniz ki subaylar orta sınıf ve daha altında olan kişilerden, çocuklarından oluşan bir yapılanma, değil mi? Ya. Peki ben şimdi size soruyorum, bu yapılanma içinde olan çocuklar ordudan atıldıktan sonra sermayeleri yok ya, kendilerine has bir iş yeri açsınlar, evet, ne yapsınlar? Evet. Yani sonunda ne oluyor? Kişiyi resmen bir ekonomik, sosyal ve psikolojik bir baskı atılarak bunalıma sürükleyip yok olmasını sağlamak. Yani ya hırsızlığa yönelecek bu kişiler? Çok acımasızlık ama ya. Çok korkunç acımasızlık. Bakın bu yüzden intihara teşvik yüksekmiş, evet, arkadaşlarınızın, evet, hanımları var. Evet. Bu yüzden boşanan arkadaşlar var. Bu yüzden, evet, bunalıma ve yurt dışını terk et, yurt dışına giden, orada hayatlarını kurmak zorunda kalan, vatanından uzaklaşan arkadaşlar, evet, var. Evet. İskender Pala sanırım değil yani, bir kitap yazmıştı bununla ilgili. Evet. Ki yayınlamakta falan biraz tereddüt etti, sonra yayınladı. Yaş kararlarıyla işte ordudan atılanlar, hatta bunu şey yapacaktım, soracaktım, bir araya gelip bir dernek merge kuramadılar, ona bile cesaret edemediler, değil mi? Yok, asteri kurdular. He. Aster var. Evet, anladım. Kurdular. Peki ordu içerisinde bu yapılanmaların farkında mı böyle sade subaylar? Tabii ki farkında. Bakın bunlar arkasına baktığınız zaman yine bunları Amerika görürsünüz, yine İsrail görürsünüz. Yeah, yeah. Şimdi şey de bu bugün daha üniversite dersten çıktım, bir yayın evine girdim, işte ne iş falan filan diye konuşulduğu zaman konu açıldı. Foça'da askerliğini yapmış arkadaş, oradaki gazete yayıncı arkadaş diyor ki yüzbaşım geldiğinde kantinde bir marka bisküvi ve çikolata görünce bunlar İslam'ın kılıcıdır, derhal bunları yok edin buradan. Onun yerine şu marka alınacak bu andan itibaren. Anladım, evet. Dedi. Benim dedi şu cümle benim çok dikkatimi çekti. İslam'ın kılıcıdır. Yani adam burada direkt İslam'ı cephe alıyor. Evet. Hani şu cümleyi kullansa ya bunlar cumhuriyeti yıkmaya mahkum. Yeşil dedi, sermaye. Falan. Bakın o değil. He. İslam'ı cephe almış. İslam'a, evet, hedef alıyor. Evet. Veya mesela bakın siz şimdi namaz kılan, ben kendim de yaşadım bu olayı. Tabii sonunda yakasına yapıştım üsteğmenken bir başçavuş arkadaş. Camiye giriyor çizmeleriyle, orada camiye giren askerleri tekmeleyerek dışarı çıkartıyor. Evet. Bakın, evet, bir de şöyle bir yaklaşım vardır. Ya ki istirahat saati, hani mesai saati olur, değil mi? Evet. Hani eğitim saati olur, evet, da oradan, evet, askerler kaytarmıştır, evet,
çıkmışlardı, namaz kılmışlardı. Evet. Onda bile. Ya. Şimdi empati kurun. Siz bir Müslüman olarak subaysınız veya subaysınız. Girdiniz camiye. Botlarınızla, ayakkabılarınızla girip askerler tekme tokat girerek mi camiden çıkartırsınız? Veya bir insan olarak, Müslüman olarak sormuyorum size, bir insan olarak soruyorum. Çok acımasız ya. Yani o camide de olabilir, inancını yerine getirmek zorunda. Gayrimüslim vatandaşımızdır, kilise de olabilir falan yani. Aynı evet. Empatiyi şey yaparsak. Ben de aynı şekilde ona mukabelede bulundum. Odasına girdim, aynı şeyi ben ona uyguladım. Kısası kısas. Evet. Çünkü kere önce insan olmak lazım. Yani ne olursa olsun o disiplini yapmışsa mesai saati dışında ki ben hemen anında olaya müdahale ettim zaten. Baktım caminin hocası ağlıyor. Evet. Oturmuş köşeye ağlıyor. Onun üzerine sordum. Ne oldu yavrucuğum? Niye ağlıyorsun? Ben de komutan dedi yok bir şey yok dedi. Hayır söyleyeceksin. Ağladığına göre önemli bir şey dedim. Evet. Komutan böyle böyle dedi. Başlamışımız camiye girdi. Bizi tekme tokat kovdu dışarı. Evet. Şimdi bakın yani şimdi burada yaklaşımlar çok önemli. Hani bir ya yaptığınız doğru değil, ismini alıp ceza vermek var. Niye mesai saati içerisinde camide bulundunuz değil. Bir de camiye evet. Botlarla girip tekme tokat atma. Yani niyetler çok önemli. Yahu camiye botla girmek yani kim bu, ne derler? İşgal ordusu herhalde yapmaz. Peki ben size başka bir şey söyleyeyim. Şimdi bakın Gaziantep'te Kurtuluş Yıl Dönümü kutlanıyordu değil mi? Evet. Orada senaryo gereği ki yaşanmış bir olay tabii biliyorum. Kahramanmaraş'ta yaşandı, bu Erzurum'da da yaşandı falan. Şimdi orada Fransız askeri süngüsüyle çarşaflı kadının başından çarşafını çekip alıyor ve süründürüyor. Bu sahne Gaziantep stadında yaşanırken aynı anda stadyumda nöbetçi subay artık başındaki komutanın emriyle, oradaki garnizon komutanın emriyle başörtülü hanımları staddan dışarı çıkartıyor. Evet. Yaman çelişki. Hadi öbürü Fransız subayı askeri olduğu için görevini yapıyordu. Hani evet. Kendi inancının şeyinin gereğini yerine gidiyor evet. İşgalci olarak. Sen neyin görevini yerine getiriyorsun orada? Evet. Ve evet. O şeyleri düşünün. Terör örgülerin arkasında yavrularını yemin törenini izleyen köylü kadınlarını düşünün. Başörtülü olarak gelmişler. Stada alamıyorlar. Tek yavruları var. Onları da çel örgülerin arkasına dışarıdan seyrediyorlar. Ya böyle bir şey, böyle bir rezalet olabilir mi? Hmm. Bahattin Bey soruyorum. Evet Volkan Bey. Burada demokrasiden bahsedebilir mi? Burada cumhuriyetten bahsedebilir mi? İşte PKK böyle geldi. PKK Güneydoğu'da böyle oldu. İşte bu tür davranışları, bu tür tahrikleri PKK çok güzel şekilde kullandı. Bakın dedi, ordusunun ordunuzu değil ki. Bak sizin giyiminize de, yaşantınıza da, inancınıza da karışıyor. Siz bunun için mi savaşacaksınız dedi. Aynı Lawrence'in İttihat Terakkici subayların kendi halkıyla, örf adetleriyle uyuşmaz bir şekilde yaşaması yüzünden. Bakın aynı olay şimdi Türkiye Cumhuriyeti ordusunda yaşanıyor. Volkan Bey bu ordu kimin ordusu? Bu ordu halkın ordusu olması gerekirken rejimin ordusu maalesef. Evet. Rejimin orduları da bakın bu tutumlar devam ettiği takdirde yıkılmaya mahkumdur. Yani zorla bir kere bakın Atatürk'ün fikir babası var. Montesquieu bir eserinde diyor ki çıkartılan bir kanun o ülkenin örf adetlerine uymadığı takdirde o kanun kanunsuzluğu doğurur. Başka kanunsuzluklar oluşturur. Evet. Siz her şeyle hem askeri hem siyasi hem sosyal hem ekonomik çıkaracağınız kanunlar o ülkenin halkının örf adet gelenekleriyle ve dini inançları örtüşmesi gerekir. Örtüşmediği takdirde bu sefer başka kanunsuzluklar doğurur. Evet. Şimdi siz Avrupa Birliği'ne gireceğim diye çırpınırken büyük bir hayasızlıkla, izzet-i nefissizlikle Avrupa Birliği diye tuttururken ve çıkardığınız zinanın yasaklanmış cezalandırılması hususunu kanundan çıkardığınız zaman bu sefer adam bakıyor ki ya eşi zinadan dolayı ceza almıyor, bu sefer cezayı kendisi veriyor. Bakın ne oluyor? Bu sefer bir suç ikinci bir suçu meydana getiriyor. Evet. Neden? Çünkü kanunlar yüzünden. Kanun o toplumun örf adetine uymadığı için. Evet. Bunu ekonomik şeylere de yaslayabilirsiniz. Pek çok evet. Hani çeksene yeni çıkan kanunlar vesaire de yaslayabilirsiniz. Evet. Adam borç alacağını alamadığı zaman bu sefer mafya başvurmak. Kendi kanunu oluyor. Yani hep, her alanda böyle. Sizin
Hazır bununla açılmışken güzel bir örneğiniz var. Şimdi sonuçta ordu da o milletin geleneklerine, inançlarına uyum göstermek zorunda. Bu ne olursa olsun, yani burada Müslümanlık şeyi yapmıyoruz. Kilise olur, şu olur, bu olur. Kasımpaşa'da güzel örnek verdiniz. Namaz kılmaya gitmesiniz. Onu anlatır mısınız? Şimdi Pentaton Parkı'nda ayağımı kırmıştım. Kasımpaşa Hastanesi'nden çıktım. Gelirken dedim ki Kasımpaşa Camii Kebir'de Kemal Efendi Hazretleri var. Çok büyük bir zat. Benim Türkiye'de en hayran olduğum iki kişiden birisidir. Onun elini öpeyim dedim. Hem de bir akşama kılmış oluruz dedim. Çıktığımda beni öyle bir saygıyla karşıladı ki sanki bir Genelkurmay Başkanı gelmiş gibi. Gülümsedi, dedi bak bir tane Müslüman olarak geliyorsun dedi, sana bu kadar itibar ediyoruz. Evet. Ama Osmanlı'da komutan dedi, Osmanlı'da bu camide dedi kılıç çıkartısından hocanın okuduğu Kur'an duyulamazmış dedi. Evet. Şimdi nereden nereye geldik? Burada diye. Kılıç şıkırtısını şey yapalım, izleyicilerimiz için açalım. Subaylar kılıç takardı. Evet. Ve namaza durdukları zaman, yatıp kalktıkları zaman şıkırtı meydana gelirdi. Ve Kur'an sesi... Vardıklarında, kalktıklarında o kadar gürültü oluyormuş ki. Kur'an sesi duyulmazdı. Sesi bile duyulmuyormuş, evet. Evet. O muhteşem görüntüden bu noktalara gelindi. Nereden nereye? Ya Fatih Camii'de ben subayken özellikle işte, hani halka moral olsun, o Müslümanlar biraz daha şeyleri artsın diye bizzat resmi olarak eğitimden döner dönmez bazı camilere resmi giden namaz kılardım. Bir tane yaşlı adam Fatih Camii'nden çıkarken elimi öpmeye kalktı. İnanır mısınız 75 yaşındaki adam. Ya. Yalvarırım dedi, bırakın dedi, elinizi öpeyim dedi. Ya amca ne yapıyorsunuz dedim. Ya dedi ben buna hasretim dedi. Hasret. Ya eğer biz bu durumlara geldiysek ben neyim ki yani ve herhangi bir iki yıldızlı birisiyim. Ya düşünün ona rağmen öyle bir halk aç ki bu konuda. Öyle aç. Bir ki. Evet. Büyük bir suçluk var açlıkta. Şimdi yapılanmadan bahsettik Volkan Bey. Babanızın emekli albay Necabettin Erganokon'un evet, güzel bir örneğini bahsettiniz. Yapılanma öyle öyle ki bir taraftan yani aslında bir küresel güce çıkıyor bu. Amerika, İsrail, işte Masonik yapılanma şu falan bu. Neyse. Adıyaman'da sıkı yönetim komutanıyken değil mi? Değil mi? Evet. Evet. Bir Amerikalı elçilik görevlisi geliyor babanızla. Elçilik görevlisi değil, bizzat büyükelçi. Bizzat büyükelçi, lütfen. Evet. Amerikan büyükelçisi, evet. Düşünün yani, geliyor ve o bölgeyle ilgili bilgi almak istiyor. Tabi babam çok büyük tepki gösteriyor. Siz hangi yetkiyle, hangi şeyle sorabilirsiniz diyor, burayla, buranın konumuyla ilgili hiçbir şey. Amerika'da diyor bir Amerikan Türk büyükelçisi gelip orada Pentagon'da veya bir yerde bunu sorabilir mi diyor. Yeah. Soramayacağına göre siz nasıl soruyorsunuz diyor. Onu tersliyor ve kovuyor. Yeah. Fakat babamın yine bizzat bazı tespitleri o zamandan beri çekiç güç helikopterler vasıtasıyla bölücülerin barınaklarına vesaire lojistik destek sağlıyor. Hem silah hem lojistik destek sağlıyor. Yani yapılan şey 80'den beri böyle. Ki evet. 84'te biliyorsunuz esas 85'te başladı PKK olayı ama evet, ondan önce de onlara özellikle bu İncirlik üstünden hani müttefikimiz deniyor ya. Evet. Bakın sonra ben size burada kaynaklarıyla göstereceğim. Nasıl bir müttefik olduğunu. O yüzden ben PES'te de yayınlıyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile asker olsun, sivil olsun, el sıkışan, onlarla anlaşmaların hepsi büyük bir ihanetin içerisindedir. Evet. Bakın, şimdi bir tanesinin ifadesi çok kısa olarak lütfen, bir cümleyle. Lütfen, sağ olun. Diyor ki, Kandil Dağı'ndaki Kortek Kampı'na 28 Aralık 2006 günü 3 adet zırhlı paletli Amerikan askeri aracı geldi. Araçlar Süleymaniye tarafından gelmişti ve 100'er adet M16 marka Amerikan piyade tüfeği, bundan 3 adet sandık bıraktılar vesaire devam ediyor. Başka birisi ki bu, bakın Öcalan'ın şoförü, yakalanan Öcalan'ın şoförü itiraf ediyor.
ABD'li üst düzey bir komutan ayda bir kez helikopterle Kandil Dağı'na gelerek Murat Karayılan ile gizli görüşme yapıyor. ABD'liler ayrıca Osman Öcalan'a bir çanta dolusu para getirdi falan, daha böyle ayrıntıya giriyor. Müthiş. Ya şimdi bunu bakın dağdaki çoban bile biliyor. Evet. İlkokula giden bir çocuk bile biliyor. Artık biliyor. Bu bilindiği halde hala neden NATO'da kalınabiliyor? Merak ediyorum. Evet. Yani. Hatırlar mısınız? Bu nasıl müttefikliktir? Ne kadar danışıklı dövüş, oyun ve bunu yine senelerce yedik. PKK koordinatörlüğü diye bir şey kuruldu. Evet. Bir paşa getirildi başına. Adı Esat mıydı neydi tam hatırlamıyorum. Evet. Edip Paşa. Edip Başar. Evet, Edip Başar. Edip Başar getirildi. Ya evet. Neyin koordinatörlüğü ya? Yani resmen kedi fare ile oynar gibi oynandılar ve oynamaya devam ediyorlar. Yalnız Fatih Bey, size bir soru ben sormak istiyorum. Lütfen. PKK'nın bugün Avrupa Birliği diye yırtındığımız, koşturduğumuz arkalarından büyük bir izzeti nefissizlikle, gurursuzlukla peşinden koştuğumuz Avrupa Birliği'nin başkentlerinde PKK'nın büroları var mı yok mu? Var canım. Yani bu kadar her şey barizken hala bunun peşine koşmakta bir ihanet değil midir? Göz göre göre bakın PKK ile sıkı işbirliği, silah şeyleri, lojistik destekler bunlar artık ayyuktayken hala nasıl Amerika'nın dümen suyuna giriliyor? Evet. Hele şu son dönemde nasıl mesela Suriye'ye karşı böyle bir şey cephe alınıyor? Neden Bahreyn'den bahsedilmiyor? Neden Yemen'den bahsediyorum. Yemen'de ve Bahreyn'de de şu an çok korkunç katliamlar evet. var oradaki sivil halka. Sayın Başbakan bunu, evet. Kaddafi'ye yapılan hainlik evet. ne olacak? Onun hakkı nasıl helal olacak? Kaddafi. Bakın Kaddafi gitti. Ya. Bakın Kaddafi gitti hemen arkasından daha 15 gün geçmeden, hatta Kaddafi öldürülmeden önce. Evet. Bakın Kaddafi öldürülmeden önce. 25 yıllık İsrail'le petrol anlaşması yaptı şu anki yönetim, evet, yönetime. Evet. Şimdi aynı şeyi Suriye'de yapmak istiyorlar. Evet, evet. Hafız Esad'ı indirecekler. Bir, böyle bir İsrail orada konuşlanacak. Evet. İki, İran'dan Filistin'e giden askeri yardım ve diğer mali yardımlar önü kesilecek. Böylece evet. Filistin tamamen İsrail'in kontrolüne, hakimiyeti altına girecek. Orada Filistin olayı bitecek. Evet. Üç, Amerika bu hengamede silah satacak her iki tarafa. Ya adım adım gidiyorlar Volkan Bey. İşte buyurun füze kalkanı. Bizim ne işimiz var füze kalkanıyla? Nedir bu adım? İşte İran'a saldırmanın bir önceki arifesi yani. Bakın Rusya bile gocunmadı Bahattin Bey, doğru mu? Evet Rus yani. Rus Dışişleri Bakanı, Rus Savunma Bakanı açıklama yaptı. Füze kalkanı. Hiç önemli değil diyor. Neymiş kalkan? Yani çünkü kalkan neyim? Evet. İran'a karşı yapılan. İran'a karşı yani işte adım adım gidiyorlar. Sonradan sonradan da işte ufak İran'da kontrolden şey çıktıktan sonra yok efendim bizi vaat edilmiş topraklar diyecekler. Bilmem ne diyecekler. Öyle uyduracaklar. Neyse şu ayrıntıyı yine bölmeden babanız elçiyi. Özür dilerim Bahattin Bey. Şurada bir kanaya tamam. Unutabiliriz. Hani şu Suriye konusunda üç kuştan bahsettik yani bir taşla. Bir dördüncü kuş da şu. Şimdi biliyorsunuz Kuzey Irak'ta bir özel Kürt devleti hemen hemen kuruldu. Evet. Yani Kürt devleti var. Sacay. Şimdi Suriye'de de evet. Evet. Şimdi Suriye'de de bunu oluşturdukları zaman Suriye'deki kuzeydeki Kürt bölgesiyle Irak'taki Kürt bölgesini birleştirecekler. Evet. Yavaş yavaş puzzle ortaya çıkmaya başlayacak. Evet. Ondan sonra İran'da bir isyan çıkarttıracaklar. Türkiye'nin güneyi zaten şu an hemen hemen o durumlara doğru gidiyor. Evet. Evet. Bir orada bağımsız, tamamen Siyonist İsrail'in hegemonyasında, onların güdümünde evet. bir evet. Kürt devleti çıkacak. Şunu belirteyim, şimdi PKK'yı ben hep anlamaya çalıştım, Kürt sorununu anlamaya çalıştım, her fırsatta şey yapmaya çalıştım. Ama ne zaman ki haklar verilmeye başladığında, dildi, televizyondu, şuydu, buydu... düşmesi gerekirken artınca PKK eylemleri şusu anladım ki orada bir art niyet var. Amaç üzüm Doğru. yemek değil. Onun değil, için evet. onun için yani şu anda düşünebiliyor musunuz Van'da deprem olmuş hala orada terör eylemleri var. Ki bunu Roj TV'ye defalarca sordum. Bana açıklayın, cevap verin. Yok bir tane cevap yok. Ne demek bu? Art niyetlisiniz demek. Dedik.
Volkan Bey, şu küçük ayrıntı da çok hoşuma gitmişti. Babanız Amerikan elçisini kovdu. Evet. Tam general olacakken, evet, orayı da alsak. Şimdi dosyası birinci sıradan giriyor. En yüksek disiplin puanı sahip şuraya, yüksek şuraya birinci sıradan girdiği halde ve hatta hemen hemen artık herkes kesin general gözüyle bakıyor. Evet. Hatta dönemin jandarma genel komutanı Sedat Ceresun Paşa, Allah rahmet eylesin, o Ergenekon'da yani çok büyük ihtimalle şey yapmış, hiç problem değil diyor. Bu evet. Kadar kesinlikle son anda 7. sıradaki kişi yapılıyor, baba yapılmıyor. Bunda tabii evet, oradaki Adıyaman'daki şeyhe baskı yapmamasında babamın çok büyük etkisi oldu. Yani şimdi diyor ki ben Evren arıyor kendisini. Neden diyor? Kenan Evren. Neden Kenan Evren? Neden oradaki şeyi tutuklamıyorsun? Diyor, babam diyor ki benim tutuklamam için bir suç işlemesi gerekir bu kişi. Evet, evet. Yani bir sürü kişi ona geliyor diye orada bir sürü otobüs birikmiş, halk birikmiş diye benim tutuklamam mı gerekiyor? Suç değil ki bu. Evet. İnsanın çok seveni olabilir, çok evet, misafiri olabilir. Evet. Ama silah bulundurursa, devlet rejimi aleyhinde örgütsel bir parti varsa tutuklamam gerekiyor. Keyfi bir şey ben yapamam diyor. Evet. Yani babanız general olacakken tutuyorlar 7. sıradakini, general yapıyorlar. Bu arada bir arkadaşımın bununla bağlantılı bir sorusu var, Serdar Ünal'ın. Diyor ki yükseltmeler ordudaki kriterler neler, ölçütler neler, neye göre şey yapılıyor? Kayıt dışı yükseltme ölçütleri. Şimdi tabii. Yani aslında cevap burada. İşte çok başarılı nice subaylar var ki evet, albaylıktan emekli ayrılmıştır. Niceleri vardır ki çok kısa sürede yukarılara kadar çıkmıştır. Kenan Evren bile kendisi bir itiraf etmedi mi? Ben tamamen tesadüflerle buralara, ben bile emekliğimi bekliyordum. Buyur. Hiç tahmin etmiyordum oralara kadar çıkacağım, öyle geldim diye. Anladım. Ama hiçbir şey tesadüf değil. Geçen sizle de paylaştığım Şevki Yılmaz videosunda bir yer tarif ediyor Ankara'da, Kızılay'da. Amerikan karargahı mı? Özel Harp'in yanında, Özel Harp Dairesi'nin yanında bir Amerikan karargahı evet, var değil mi? Evet. Hala var mı? Var. Orası Casmut diye geçer. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'yla Kara Harp Okulu'nun eğitim alanı arasındaki bölgedir. Tamamen Amerikalılara aittir. Evet. Amerika'nın askeri birliğidir ve orası da bir casusluk yuvasıdır. Amerikanın casusluk yuvasıdır. Tam burnumuzun dibinde. Biz girebilir miyiz? Biz Türk subayları? Giremezsiniz. Giremezler. Evet. Onlar bizim şeylere, tabii, alanlara. Tabii onlar bizim efendilerimiz değiller mi? Tabii ki girecekler. Anladım. Eşref bizim bir böyle 25 binlik haritalarımızı bile yapanlar onlar. Bizim en ayrıntılı, en ince ayrıntılı haritalarımızı bile yapıp bize verenler onlar. Hı. Tekrarlayayım ben. Belki kaçırmışlardır izleyenlerimiz. 1/25'lik haritalarımızı bile Amerikalılar yaptı. Yani 1/25 bin yani en ufak ayrıntıyı gösteren. Yani karış karış Türkiye'yi biliyorlar. Her şey ellerinde. Bütün bilgiler, bütün kozmik bürolar onlara açık. Evet. Onlardan saklı bir şeyimiz yok. Eşref Bitlis olayında siz dediniz ki bir Amerikalı subay suikastten önce hangardaymış. Gece 2'de geliyorlar. Sabahleyin 4:30 civarında hangardan çıkıyorlar. Ve kimse sormuyor bunlara ne işin var diye. Sormuyor. Anladım. Şey de çok ilginçti. Şevki Yılmaz örneğinde gece 02'de Van'a gidiyor. Amerikan cemsesi, askeri aracı orada dolaşıyor. Yahu diyor PKK'lılara diyor. Hadi diyor anti-emperyalistsiniz diyor. Buyurun diyor, Amerikalılar dolaşıyor. Niye dokunmuyorsunuz? İncirlik... Ama bu arada mesela Bahti mevzusuna şunu bir girme yapayım. Tabii mesela bazı general arkadaşlar var. Benim de tanıdığım çok namuslu şerifli vatanperver ki yine çoğu öyledir. Mutlaka. Kendi devre arkadaşlarımdan biliyorum. Yani öyle her general de
Öyle bir şey yok. Yani onlar içerisinde tabii canım. vatanperver, Tezih ediyoruz. vatansever Yok, bazıları diyoruz tezih canım. ediyoruz onlara. Lütfen Ama tabii. bazıları Tabii. bunların dümen suyunda hareket etmiş olanlar da Tabii. var. İşte zaten o Balyoz ve diğer şeylerde Tabii. ifadelerinde ne kadar insafsızca, vicdansızca ifadeler yer aldı orada belli zaten. Evet, sizin Ne kadar acımasız oldukları. sizin ağır bir tabiriniz var, bilmiyorum, satılmışlar diye kullanabilir miyiz? Biz onlardan Tabii bahsediyoruz. ki, tabii ki. Evet. Bir de sizden duyayım. Hangileri için? Yani satılmışlar olanlar, yani satılmış olanlardan bahsediyoruz biz. Tövbe tövbe Ya yani. bakınız kendi halkına ihanet halinde olan, kendi halkın örf adetlerini düşmanca planlar kuran, hayat hakkı tanımayan bir insan ne olabilir sizce? Yani Evet. başka nasıl ifade Evet, edilebilir? evet. Devam ediyoruz. Babanızın incirlik üssüyle ilgili bir yaklaşımı vardı. Oranın bir tanım, orayı Amerikan Adana incirlik Orada mesela atom bombası olduğu ifadesi var. Evet. Yani bu zaten biliniyor. Geçenlerde de medyada böyle bir yazı çıktı. İncirlik üssünün bir fitne yuvası olduğunu. Evet, bu benim ifadem. Tabii. Hem casusluk Ha, yuvası işte onu demek istiyorum. hem de şu an orada düşün nükleer silah var. Yani Türkiye içerisinde adam istediği şeyi kuruyor, istediği yeri vuruyor ve bizim inisiyatifimiz yol geçen hanı gibi Türkiye'yi kullanıyor. Nerede bağımsız Türkiye? Yani NATO üyesi olmamız, onların her dediklerine evet dememiz mi gerekiyor? Kul köle olmamız mı gerektiriyor? Bu arada bizim Şimdi Tüccar Kılıç o konuda güzel bir biliyorsunuz bir şey olmuştu. evet. Çıkışı olmuştu. Yani gerekirse İran, Rusya, Çin ve ayrı bir ittifaka geçip şu an olsa bu Amerikan emperyalist dağılımına bir set çekmek gibi yani kendisini sevmem ama o şeyi çok güzeldi, Evet, tespiti çok ona ben de güzeldi. katılıyorum. Çok Evet, doğruydu. ama işte NATO'dan çıkmak kolay değil. Kolay değil aslında çok kolay. Tabii Şunu Yunanistan bir çırpıda çıkmıştı biliyorsunuz. sonra tekrardan evren vasıtasıyla girdi. Onayıyla evet. Şimdi aynı zamanda bu sizin şeyiniz, terör örgütlerine lojistik destek sağladığını babam söyledi dediniz. Anladım. Şimdi NATO'dan bahsettik. Özel Harp Dairesi'nin yanında devam ediyoruz. Şimdi bir de hazır şey açılmışken ana akış, bir saniye. Siz diyorsunuz ki mesela bakın diyorsunuz ki hani ya ben iyi niyetli işte oraya Van'da yardım yapılır, ekonomik işte Kürtçe serbest bırakılır, işte Ha, radyo, televizyon bilmem ne bakın. evet. PKK asala münasebetleriyle mesuliyet taşıyan Hermes Samuren adlı şahsın iştirakiyle Ocak 18'de yapılan toplantıda alınan karardan 2-3 maddeyi söyleyeceğim size. PKK ve ASALA terör örgütleri artık birlikte ortak bir şekilde idare edilecek. 2. Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı operasyonlar ajan faaliyetlerini Ermeniler hayata geçirecekler. 4. Savaş eğitimine bağlı harçların %75'ini Ermeniler ödeyecekler. 5. Türkiye'nin büyük şehirlerinde operasyonlar birlikte hayata geçirecekler. Yani bunlar resmen iç içe. Ya adam bakın Öcalan Ermenistan Yazıcılar Birliği'nin şeref üyesi. PKK terör örgütü lideri Öcalan Büyük Ermenistan ideolojisine göstermiş olduğu yardımlardan dolayı Ermenistan Yazıcılar Birliği şeref üyesi seçilmiş. Beyrut'ta Aralık aylarında 93'te Liman Ermeni Ortodoks Başepiskoposu'nun da Ermeni Patriği Selahaddin ile beraber yaptığı toplantılar var. Bakın orada da 3 tanesini sadece söyleyeceğim. 9 tane madde var. 6. madde Türkiye'de iç savaş PKK terör örgütüne karşı yapılan mücadele kastediliyor. Türkiye ekonomisi tamamen çökertilene dek devam edecek ve vatandaşlar isyana kalkacaklar. 7. Türkiye bölünecek ve bir Kürt devleti kurulacaktır. 8. Ermeniler Kürtlerle olan münasebetlerini iyiliğe doğru inkişaf ettirmeli ve Kürtlerin mücadelesini desteklemelidirler. Şimdi siz Evet. ağzınızda kuş tutsanız, orayı Paris yapsanız, orayı New York yapsanız, Evet, Güneydoğu'yu, evet. Diyarbakır'ı bilmem neyi, bunlar ona böyle devam edecekler. Bunlar Olay ekonomik değil,
Tamam, zaten ekonomik her türlü imkan sağlandı orada. Ekonomik sosyal Tabii. imkan sağlandı. Bugün bakın gidin şeye bakın. Ege'de öyle köyler var ki inanın oradan çok daha berbat köyler var. Evet. Karadeniz'de ne köyler var? Ben bütün Anadolu'yu gezmiş bir insanım. Kafaya koymuşlar, evet. Kafayı koymuşlar Kafaya mı? Evet. koymuşlar. NATO sayesinde. NATO'ya ordu içindeki subaylar nasıl bakıyor genelde? İzlenimiz neydi, Volkan Bey? Tabii şimdi şu Irak Savaşı'na kadar askerde genelde Amerika'ya bir sempati vardı, bir hayranlık vardı. Çünkü üstün teknolojisi, Evet. ekonomik, sosyal şeyin çok üstte olması, yani büyük şeytan olduğu ortaya çıkmadan önce Evet. büyük bir hayranlık vardı. Ama şimdi Ne zaman Kur'an-ı anladılar Kerim'de şeytan olduğunu? ona İmam Hümeyni rahmetullahi aleyh ilk beyan ettiği zaman ben karşı çıkmıştım. O Evet. zaman harp okulu için sırf dedim. Ya dedim neden Rusya'ya demiyor da Çin'e demiyor? Çünkü Rusya ve Çin ateist. Ama Amerika hiç olmazsa demokrat bir ülke, Evet. dine sıcak bakan bir ülke. Neden ona diyordu, ona demiyordu diye. Ama sonralar anladık tabii ne kadar ileri görüşlü olduğunu. İşte sinsice demokratlık adı altında o maske, hani dinlere saygı adı altında yaptıklarını gördünüz işte Irak'ta 1 milyon kişi çoluk çocuk Evet. demeden evlerine girerek, çırılçıplak soyulup tecavüzler edilerek yani ve hapishanede biliyorsunuz kadınları çocukları ırzlarına affedersiniz çırılçıplak soyularak geçildi. Ne bahaneyle Evlere girdi, girdi? camilere girildi. Kitle imha silahları, Weapons of Mass Destruction. Dillerinde pelesenk tutuldu. Ne oldu? Nerede o silahlar? Özür diledi zaten biliyorsunuz sonra Savunma Bakanı Rumsfeld. Özür dilerim, ufak bir yanlışlık olmuştu. Allah Pelesenk Allah. yansası zaten. Evet. Vay vay vay. Ya bu arada 1 milyon kişi katledildi. Ya. Aynı şeyi biliyorsunuz şu an Afganistan'da uyguluyorlar. Plan gereği Evet. sıra Suriye'de gelecek. Yani mümkün mü NATO'dan çıkmamız? Mümkün tabii ki. Nasıl yapacağız? Referanduma gidecek. Referanduma gidelim. Bakın NATO'dan çıkmadığımız sürece Amerikan uçaklığına devam etmek zorundayız. Bak uçaklık diyorum. Resmen onların uçaklığını yapıyorum. Öyle yapıyoruz. Resmen yani başka hiçbir şeyle ifade edilemez. Net Şimdi söylüyorum. Tayyip Erdoğan şu mevcut hükümet, yani bütün hükümetler Amerika ile bir şekilde Hangi anlaştıktan sonra hükümet gelirse gelsin. iktidar oldu. Şimdi bir anda adamı bitirebilirler. Yani bir Çok anda var. Türkiye'yi finansal olarak bitirebilirler. Zaten son 2 aydır hatırlıyor musunuz? 2 ay öncesine kadar kalkıyordu bir hani Arap dünyası, İslam dünyasının liderliğine falan Evet. soyunmuştu. Şimdi birdenbire bir çark söz konusu oldu. Evet. Hemen Mısır'a gitti, orada laiklik şeyinde önerilerinde bulundu. Gerek yokken. Sonra oradan döndü sebepsiz, lüzumsuz yere. Evet. Sonra Suriye'ye karşı birdenbire çok iyiyken birdenbire cephe aldı. Evet. Sonra Bahreyn hakkında hiç ağzını açmıyor. Yemen'de katliamlar oluyor. Orayla ilgili eğer madem o kadar demokrat ve Arap halklarının özgürlüğünü ve insan hakları ihlallerini söz konusu ediyorsun, o zaman biraz da iki kelime de oralardan bahset. Valla Ama öyle oralardan bahsetmiyor çünkü oradaki şey korkunç. Amerikan CIA ve Mossad'ın provokasyonuyla orada o işkenceler, o katliamlar yapılıyor Bahreyn'de, Yemen'de. Korkunç bir küresel gücün baskısı altında Altındayız. herkes. Bilmiyorum nasıl hayır diyecek, kim hayır diyebilecek. Çok da merak ediyorum. Yani kendimi empati yöntemiyle yerine koyuyorum, ediyorum falan. Neyse. Bazen bir bu NATO üyesi olduğunuz için NATO adına alınan kararlardan mütevellit o füze kalkanını kabul etmek zorundasınız. Yani şu an başbakan siz de olsanız, bakın İşte. başbakansanız Evet. mecbursunuz. Çünkü NATO üyesi ülkelerin ortak şeyiyle alınıyor bütün kararlar. Siz sadece sizin bir tane evet oyunuz var. Ama diğerleri evet dediği zaman o oraya kurulmak zorunda. O Evet. yüzden tam bağımsız olmanın tek yolu NATO'dan çıkmaktır. Yoksa bugün ben de başbakan olsam yine onu imzalamak zorundaydım ve o kalkanı oraya koydurmak zorundaydım. Yani Evet. mecburdum. İnşallah koymazlar. İnşallah. Şimdi İsrail'den bahsediyorduk. Bir ziraatçı arkadaşınız 20 sene ziraat mühendisi arkadaşınız 20 sene şeyde kalmış. İsrail'de kalmış. Bazı gözlemleri olmuş.
Onları ricası. İşte Türk generallerinin diyor jetle geliyorlardı diyor. Cumartesi pazar Elal Oteli'nde onun en üst katında ki 5 yıldızlı otel. 5 yıldızlı otel İsrail'in en lüks oteli. Orada kahroluyordum diyor onları gördüğüm zaman diyor. Orada evet. Üst üste yetkililerle yiyorlar, içiyorlar. Artık tabii şey anlaşmaları herhalde bu silah anlaşmaları vesaire nedeniyle. Şerefine. Onlar da bize geliyor. Biz de onlara gidiyoruz. Ama bu tür şey benim gururuma dokunuyordu diyor. Yani bu şekilde bir sıkıntılık, bu şekilde bir irtibat. Evet, evet. Nitekim burada bakın İsrail'in de yani göz göre göre bunlar bakın hep belgelerle her şeyle bunlar burada ispatlanmış. İsrail'in de onlara ne derece destek olduğu. Evet. Yunanistan'la, Ermenistan'la, İsrail'le ilişkileri bakın. Onu da çok kısa bir pasaj okuyacağım. PKK'lı militanları nasıl eğittiklerini anlatan Mossad ajanlarıyla yapılmış söyleşilere yer verilen belgeselde PKK lideri Murat Karayalı'nın Türkiye'ye karşı İsrail'le omuz omuz olduklarını falan Mavi Marmara'yı siz vurdunuz, biz de İskenderun'daki deniz kuvvetlerini vurduk diyor aynı anda. Evet. İkimiz dostuz diyor. Terörist İsrail televizyon kanalı Kanal 2 İsrail'in Mossad aracılığı ile PKK militanları nasıl eğittiğini anlatan bir belgesel yayınladı. Evet. Son bir bölüm müsaade ederseniz. Rica ederim. Evet. Mossad ajanı Eliezer Safir şunu söylüyor. Onlara uçak savar topları sevk ettik. Aynı zamanda sahra topları. Belli bir aşamada kendilerine Strella omuz füzeleri de verdik. Kurslar da belirli tabii ki. Land Rover'imde Strella füze atar ile gittim. Şimdi yani adamlar artık daha ne desinler yani bizim söylememize gerek yok. Bakın burada kendileri bunları... Evet. Geçen gün birkaç hafta önce Tuncay Güney bana söyledi. Murat Karayılan'ı İsrail elinde tutmuş bir süre. Önce diyor inanmadım diyor. Sonra diyor televizyon bana diyor ona bir subay söylemiş de İsrailli subay. İnanmadım ona diyor. Sonra diyor iki gün sonra diyor televizyonda görünce inandım diyor. Bunu da belirtmiş olayım kayda geçsin. Bakın o kadar ki mesela Türkiye'de bir misyoner şeyi oluyor, toplantısı oluyor. Bunu bile İsrail İstanbul Konsolosu sübvanse ediyor, destekliyor maddi olarak. Evet, evet. Şimdi bunu Büyükçekmece'de Marin Princess Otel'de Orta Doğu ve Türkiye Kilise Pastörlerinin katılımıyla yapılan ve tüm masraflarını İsrail Büyükelçiliği'nin karşıladığı toplantıda. Evet. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da 200 Kürtçe, Zazaca gibi dillerde ibadet edilen kilise kurulmasının planlandığı öğrenildi. Şimdi bakın burada kilise kuruluyor. Havra kurulmuyor ki İsrail hani diyelim ki dini hassasiyetinden dolayı yardım ediyor. Evet. Bakın kilise kurulmasına maddi olarak destek oluyor. Bu organizasyonu İsrail Büyükelçiliği yapıyor. Evet. 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 Şimdi maalesef öyle. Şimdi bu İsrail'den mesela sürekli işte konuştuk 680 milyon dolar tank onarım için para ödeniyor. Hem parayı alıyorlar hem de el koyuyorlar. Cürete bakın. Yeni bir tankın 1 milyon dolara alındığı 2000 yılında İsrail'e bir tank için 4 milyon dolar modernize için ödeniyoruz. Bunu tüm general Erdal Sipahi galiba açıklamış. Evet. Erdal Sibahi açıklamış ve yukarıdan gelen bir emirle ihale İsrail'e veriliyor diyor. Şimdi işte biz Ahmet Bey'in açıkladığı gibi Arge'ye araştırma geliştirmeye dahi yani dünyanın dördüncü yalan bilmiyorum doğru mu değil mi dördüncü büyük silah alımcısı ülkesiyiz. Fakat Arge'ye çok az şey kazanıyoruz şey harcıyoruz. İşte çalışanları da Aselsan'da olduğu gibi, örnekte olduğu gibi bir şekilde şeye gidiyor, suikaste gidiyor falan. Evet. Yani biz, bizim neden silahı yapmamızı şey yapmıyor? Yani nedir o içeriden nasıl görüyorsunuz bunu? Şimdi bakın bir kere her devletin bir megova iddiası vardır, büyük bir ideali vardır. Evet.
Yani Ermenistan'ın, Yunanistan'ın, bakın bir tek Türkiye'nin bir ideali yok, bir hedefi yok. Hedefi olmayan bir ülke. Yurtta sus, cihanda sus olan bir ülkenin, evet, hedefi bu olan bir ülkenin bir şeyi olabilir mi? Bir kere Türkiye bir milli politika geliştirmiş değil. Evet. Yani bugün artık Tanganyika'nın bile, aborjinlerin bile bir idealleri var ya, bir hedefleri var. Evet. Türkiye'nin hiçbir hedefi, ideali yok. Evet. Evet. Boş bir ideoloji. Kemalizm adı altında ne olduğu, ne idüğü belirsiz bir ideoloji. Zaten bakın 88 yıllık Cumhuriyet yönetiminin uygulamalarına baktığın zaman da bunu göreceksiniz. Milliyetçiler küstürülmüş. 1944 milliyetçilik olaylarıyla biliyorsunuz. Evet. Neonazistçi gruba karşı yapılan hareket. Aleviler horlanmış, dışlanmışlar. İslam yanlısı, dinini yaşayan muhafazakar insanlar küstürülmüş. Kürtler baskı altına alınmış. Yani baskı alınmayan bir grup kalmamış. Herkes bu rejimi... Oyunu görüyor musunuz Volkan Bey? Nasıl parçalanmış, evet, bölüp parçalanmış. Bu bir güç, bir arkadaki bir gücün şeyi bu. Bu başka bir şey değil yani. Bir gücün oyunu bu. Kesinlikle. Yani çünkü onlar da bakın Siyonizm protokollerinde var. Siyonizm, evet, protokollerine baktığın zaman burada 35 maddelik bir alınan karar var. Evet. Bu kararda etnik şeylere gidin diyor. Etnik ayrışımlara gidin, birbirlerine düşürün toplumları diyor. Evet. Ekonomik yönden, sosyal yönden o kadar çok güzel maddeler var ki burada yani. Evet. Şu an resmen Türkiye'de hepsi uygulanıyor. Mesela sanatı bozun diyor, edebiyatı müstehcen ve şehvet dolu bir hale getirin. İşte bakın. Dilini bozun. Dilini, evet. Mevcut lüks baş döndürücü modalar icat ediniz. Mevcut sarfiyatı artırınız. Mevcut ahlaksız dizilerle, evet, bozun milleti. Bunu Arap ülkelerine de gönderin. Sonradan Arap ülkelerinde izleniyor diye tutun bundan, bir de övünün. Ki onları da ahlaksızlaştırdıklarının işte şeyin devamı aslında. Projenin devamı. Bakın şimdi 13. maddeye bakın. Sanayinin ziraatı ezmesine imkan sağlayarak köylü sınıfını ortadan kaldırdı. Ya. Ya. Ziraatımız yavaş yavaş ölüyor. Görüyorsun değil mi? Artık çok şeyi dışarıdan almaya başladı. Evet. Mesela hazır şimdi bundan açılmışken mesela güzel bir örnek verdiniz. Bizim askerin hayat tarzı Amerikalılara benziyor. Evet. İşte evlerde bar, ne? Amerikan barlar. Onlar gibi güzel şey yapar mısınız? Açar mısınız onu biraz? Ya şimdi mesela Mardin'de. Şimdi Mardin'de biz orada evine gidiyorduk. Evet. Orada caz müziği var. Bizler Amerikan vari kıyafetler, ben olsun, kardeşim olsun. Evet. Yani Suma ailesi olarak hepimiz o bölgenin örf adetine uymayan, evet, tamamen ayrı bir şey gibi, hani yabancı turist. Yabancı bir turist gibi. Evet. Düşün. Şimdi biz orada evinde o caz müziği Mardin şehrine doğru dalgalanırken o mağara evlere. Mardin'deki halk mağarada yaşıyor. Evet, mağara evlere. Evet. 30 sene sonra Mardin'den bir aile geldi. Dedim ki ya merak ettim dedim. Ben 74 senesinde oradaydım dedim. Hala dedim mağarada yaşayan yoktur herhalde değil mi dedim. Güldü. Evet. Hayır var. Ama dedi şu fark da var dedi. Sizin zamanınızda oradakiler bedava oturuyordu. Şimdi belediyeye kira ödüyorlar. Buyur. Yani şimdi, evet, böyle bir sosyal farklılığın olduğu yerde bu insanların provokasyona uğramaları, provoke edilmeleri çok kolay mı olur, zor mu? Çok kolay olur, evet. Provoke ettirten de kimlerdir? Yine bizleriz. Bizler sebep olduk. Evet. Onları 88 yıl ezmek suretiyle, başka türlü şekilde muamele ederek, dışlayarak onları bu hale bizler getirdik. Evet. Bakın şimdi, Chronicle diye bir dergi var. Evet. Bu 2008 yılı 11. sayıda Sayın Tuncay Okçil'in bir yazısı var. Müsaade ederseniz oradan bir paragraf almak istiyorum. Buyurun. Diyor ki, yarım yüzyıl önce de Güneydoğu aynı dertlerden muzdaripti diyor.
Şimdi Burhan Ulutan Maliye Müfettişi. O zamanın. 1947 yılında o zaman. 1947 yılında Van ve Hakkari'ye teftişe gitti. Teftiş sırasında gördüklerini bir rapor haline getirerek bakanlığa verdi. Aradan yarım asır geçmiş olmasına rağmen Ulutan'ın tespitleri hala geçerli. Objektif bir gözle doğu inceleyen Ulutan'a göre en büyük şikayet jandarma, ağa, devlet memurları üçlüsünden. Halk ümit ile ümitsizlik arasında yaşıyor. Bakın. Evet. Rapor. İki Cenub Şark Anadolu hakkında bazı notlar. 15.09.1947 30 sayılı genel durum raporunun hususi ki gizli ve zata mahsustur. Yani hükümete 3 ay orada inceleme yapıyor, sonra hükümete bir rapor sunuyor. Bu ifadeler devletin bizzat yetkili müfettişinin ifadeleri. Evet. Ama dikkate alınmamış. İzleyiciler de girerek Chronicle dergisine girerek bu yazıyı tam metnini okuyabilirler ki mutlaka okumalarını rica ediyorum. Çok çok önemli bir. Her şey burada inanır mısın şu 2-3 sayfada bitiyor. Evet. Güneydoğu neden bu hale getirildi? Her şey bakın burada bitiyor. Evet. Önce zeminini bizler hazırladık. Şimdi Ermeniler ve İsrail kaynağınıyor. Evet. Ama biz oluşturduk onu. Şimdi İran'ı kötülerler, ederler, şey yaparlar da mesela güzel bir tespitiniz vardı. Pejak'a İran Pejak eleman bulmakta zorlanıyor diye. Evet. Neden? Çünkü Pejak üyesi olması dahi eylem yapmış olsun olmasın asılmasına yeter sebep. Çünkü hükümet diyor ki ben illa bomba atmasını mı bekleyeceğim diyor. İlla bir yere çoluğu çocuğu öldürmesini mi bekleyeceğim diyor. Üye olmuş olması zaten onu yapacağım demektir diyor. Ve kesin çözüm. Ama bakın olay sadece öyle değil. Bakın size müsaade eder misiniz şu kronikalı şu bölümünü okuyayım size. Çok önemli çünkü burası. Buyurun. Halen yerli halkın devlet teşkilatına inanmadığını, bilhassa jandarma, tembel ve hırsız memurlarımız dolayısıyla bizden nefret ettiğini, fakat gene de bize yarı korku ve yarı ümitle bağlanmaya çalıştığını, bizden iyi idare, güler yüz ve yardımdan başka bir şey beklemediğini söylemek hakşinaslık olur. Kalben çok temiz ve iyi hisli olduğu için bizden gördüğü en ufak bir alaka ve iltifat karşısında kendini kanatlarımız altına atacak, bize bütün mevcudiyetiyle bağlanacaktır. Ki ben de çocukluğum orada geçti. Tamamen okullarımı orada okudum, onların içerisinde çocukluklarım geçti. Aynen bu ifadeye katılıyorum. Evet. Kendi vatanımızda kendi kardeşlerimiz arasında adeta bir müstemleke devleti gibi yaşamamızın, silah kuvvetiyle halka hakim olmaya çalışmamızın sebepleri üzerinde durmak ve onları bertaraf etmeye çalışarak vazifeye başlamak hedefimiz olmalıdır. Burada jandarmanın orada yaptığı nahoş olaylar... Evet. Bakın, mesela diyor ki, jandarmanın ve yer yer askerlerin halka keyfi muamele ettiği, rastgele soyduğu, zulüm evet. yaptığı, hatta zaman zaman katlettiği konusunda birçokları resmi ağızlardan müteahhit hadiseler dinledim. Evet. 1947 yılında evet. olan olay. Evet. Sonra oradaki memurlardan, aşiret ağasının yaptığı zulümlerden bahsediyor. Evet. Oradaki memurların nasıl rüşvet alarak bunları baskı altında tuttuğu falan. Yani önüne gelen bu halkı ezmiş. Evet. Ondan sonra sıraya Ermeniler giriyor tabii. Ondan sonra da İsrail tabii ki girer. Evet. Yani biz bu zemini hazırladıktan evet. sonra. Ama. Şimdi gelelim İran'la mukayese. Evet yani İran devleti Kürtlere olsun, Azerilere olsun yani Güney Azerbaycan haklarını vermiş, örneğini vermiştiniz. Bakın orada 79 devriminden sonra İmam Hümeyni'nin yaptığı en akıllı ki kendisi gerçekten hem dini hem bir askeri ve siyasi bir dahi. Önce Kürdistan eyaletinde, Türkmenistan eyaletinde ve Azerbaycan eyaletinde Bilucistan'da yani ekalliyetlerde olan yerlere ekonomik yatırımları yaptı. Yani evet. devleti kurar kurmaz, İslam devletini kurar kurmaz ilk önce oralara ekonomik sosyal yardımlarda bulundu. Evet. Böylece oralar halkının isyan etme veya ettirilme Amerika veya Mossad, İsrail tarafından provoka edilip bölünme şeyini planlarını suya düşürdü. Suya düşürdü. Hatta öyle ki ben oradaki sene gazetecilik yaptım.
Farisiler bile diyordu ki, yani bizim suçumuz diyordu, imamın İran Farsi olması mıydı diyordu. Biz evlat Muhammed'isi görüyoruz ya, yani kendi ülkemizde diyor. Biz ekaliyette kaldık. Yani en çok yatırım, hizmet onlara yapıldı. Türkmenlere, Beluçlara, Kürtlere ve Azerilere. Evet. Şimdi o zaman ne oldu biliyorsunuz, hatırlarsanız bir ara Amerika Güney Azerbaycan'a, İran Azerbaycan'a, Kuzey Azerbaycan'ı birleştirme gibi böyle bir provokasyonlar, bir oyunlar oynamak istedi ama tutmadı. Tutmadı. Halk itibar etmedi ona. Evet. Etmez. Neden? Çünkü imam ilk önce her ekaliyeti kendi bölgesinde, kıyafetinde, dilinde, televizyonda, gazetesinde, radyosunda serbest bıraktı. Evet. Mesela Azerbaycan bölgesine gittim. Bir yerle ilgili bir şey danışacaktım valiye. Vali dedi, niye benle dedi Farsça konuşuyorsunuz dedi. Türk değil misiniz? Siz Türk'üm sayın vali dedim. O zaman dedi, niye Türkçe konuşmuşsunuz ki ya? Burası Azerbaycan bölgesi, Türkçe konuşacaksınız. Evet. Yani orada trafik polisi de, vali de, kaymakam da, devlet görevli de Türkçe konuşuyor. Kürdistan bölgesine gidiyorsunuz, Türkçe konuşuyor. Türkmenistan bölgesine gittiniz, orada trafik polisi Türkmence konuşuyor. Evet. Ha, sadece ortak dil olarak resmi dil, ama orada mesela okullarda Kürtçe okutayım, yok bilmem nerede Azerice okutayım, herkes Farsça okuyor. Anlıyorum. Yani dilde birlik var, evet. Resmi yazışmalarda ve temel eğitimde birlik var. Evet. Onun dışında mezhebi yönden herkes kendi mezhebine göre yaşıyor. Bir baskı söz konusu değil. Evet. Kendi örf adet ve kıyafetini yaşıyor. Kürdistan bölgesine gittiği zaman Kürt kıyafetlerini görürsünüz. Türkmenistan'a gittiyse Türkmen kıyafeti görürsünüz. Hmm. Yani. Şimdi böyle olunca, şimdi iç şeylere karşı son derece yumuşak, pamuk bir el. Kürtlere, halka karşı ekonomik, sosyal yönleriyle onlara pamuk bir el. Ama buna rağmen, yani ben her şeyi sağladım. Hatta Farisilerden bile daha çok sağladım. Evet. Hasan ona rağmen baş mı kaldırıyorsun, ülkeyi bölmeye mi kaldırıyorsun? O zaman yakaladığını asıyor. Yakaladığını asıyor. Biliyorsunuz zaten bu idamlar yüzünden Pecak'ta orada eleman bulmakta güçlük çektik ve artık oraya adam gönderemiyoruz. Dedim ya, olay bitti. Evet. Olay böyle olmalı yani. Yani şu İran'ı bile, yani şey yap, İran'ı bile devlet, tövbe tövbe yani Buhar. Bakın iki tane devlet var Bahattin Bey dünyada. Yani İran bir İsrail. Örnek alamıyoruz yani, sürekli resmi ideoloji kötülediği için İran'ı. Yani şu şeyini, şu tutumunu bile azınlıklara veya işte diğer şeylere davranışını bile alamıyoruz. Sistemini bile alamıyoruz. Evet. Bu hale getirdik. Evet. Şimdi başka ne diyorduk? Yine bir de mesela orada kavmiyetçilik olayı yok. Yani mesela orada ne mutlu Farisiyim diyene, ne mutlu İranlıyım bak, diyene diye bir şey yok. Buyurun. Şimdi onu dediğin zaman Türkmen ne diyecek ya, bize mutluluk yok mu? Bize mutluluk yok mu? Veya Azeri diyecek ki bize mutluluk yok mu? Bakın mesela İmam Hümeyni vefat etmeden önce kendi yerine kimi getirdi? Ali Hamane'yi getirdi. Ali Hamane'yi Azeri. Bak, kendi yerine bir Farisi'yi getirmedi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Ayetullah Erdebili kimdi? Evet. Erdebili'den şey yapma, Azeri. Evet. Ayetullah Cenneti kim? Cuma İmamı, Kum kentinin. Evet. Türk. Yani inanır mısın, bugün meclisin %55'i, yani benim zamanımda bak, 93 senesinden söylüyorum ben, şu an konu nedir bilmiyorum. Ben o zaman gazeteciyken Tahran'da tespit ettiğim milletvekillerinin %55'i Türk'tü. Evet. Yani adamlar referandumu gizliliğini kaldırsa bağımsızlıkları ilan edecekler. Anlıyorum. Peki İran ordusuna alırken şeye dikkat ediyorlar mı? Alınacak kişilerin işte mezhebine, şusuna, busuna vesaire, dinine. Hayır, hayır, hayır. Hayır canım, mezhep diye bir şey söz konusu değil. Yani sınavı kazanan giriyor yani, okuyor. Hangi dinden olursa olsun. Hristiyan olabilir, Yahudi olabilir, şu olabilir. Onu bilmiyorum. He, anladım. Ben o konuyu hiç araştırmadım orada. Ama mezhep konusunda tamamen serbestiyet var. Anladım. Peki. Bu konuda çok hassaslar. Yani vahdet, fitne çıkmaması için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Evet. Evet. Vahdete çok önem veriyor çünkü imamın böyle bir vasiyeti var. Evet. Kim ki diyor Ehl-i Sünnet ve Şia arasında tepkika çıkarırsa o İslam'a ihanet etmiştir diyor. Evet. Yani.
yüzden buna çok dikkat ediyorlar. Evet. Zaten o yüzden Amerika orada at oynatamıyor. Şimdi İran'ın bu eşit davranması, yönetimin orada bütün ekalliyetleri, ekonomik, sosyal, siyasal yönde eşit davranması yüzünden bir türlü oranı halkını yani, isyana teşvik edemiyor, tahrik edemiyor. Fırsat vermiyor. Fırsat vermiyor. Fırsat vermiyor. Şimdi geçenler yine konuştuğumuzda bir şey bu konuştuklarımızın ışığında yine bizim orduya kısa bir dönersek mesela sürekli merkez medya Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ordunun ne anketse nerelerden o buluyorsa anketi en güvenilir kurum diye söylüyorlar. Siz ne diyorsunuz bununla ilgili? Ben diyorum o zaman Hodri Meydan. Şu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şu uyguladığı başörtüsü zulmü. Evet. Şu diğer şu ekonomik yönden de hani İslami şirketlere bilmem nere uyguladığı veya İslam basına uyguladığı algıçlar, evet. Ondan sonra özel uygulamalar. Bunlardan memnun musunuz diye canlı yayında bütün televizyon kanallarında noter huzurunda. Noter huzurunda bir şey yapılsın, göreceğiz o zaman ne kadar halkın güvenip güvenliği. Evet, evet. Maalesef işte. Yine konuştuğumuzda ordu içerisindeki bazı işte örnekler verdik. Moral, sözde değerler. Moral şeyleriyle ilgili. Ben de 18 ay yaptım normal asker olarak. Mesela bu açaçlar, bu da bir Amerikan özentisi değil mi? Tabii ki. Bu moral değil, yani moralsizlik veren bir şey galiba askere. Kesinlikle. Yani çırçıplak söylüyor, affedersiniz, bayan orada şarkı söylüyor. Gerçi genelkurmayda bu konuda yasak olduğu halde, şimdi yasaklanana dair bir emir var. Evet. Ama pratikte uygulanıyordu. Benim zamanımda uygulanıyordu. Şimdi bilmiyorum. Zannediyorum artık kaldırılmıştır. Evet. Fakat bakın bundan önemlisi, biz bazı verilere bakarak, yani mikrodan makroya varabiliriz. Şöyle ki, evet. Şimdi 30 yıl önce Bahattin Bey, bütün izleyiciler hakkıyla söylesinler Trabzon olarak. Evet. 30 yıl önce biliyorsunuz askerliğini yapmayana kız verilmezdi. Verilmezdi. Değil mi? Evet. Ve çok büyük bir izzetin hepsizlikti, vuruşluktu askerini yapamamış olması. Mesela o zaman da kişi sakat olduğu halde sağlam rapor almaya çalışırdı. Evet. Askerliğini yapmaya çalışırdı. Ya. Doğru mu? Ben öyle bir arkadaşımı biliyorum, Karslı. Evet, sakattı. Biz de hatırlıyoruz. Evet. Sakat o da hani sağlam rapor alıp aman askerliğimi yapayım. Hani etrafta toplum önünde şey duruma düşmeyeyim diye böyle bir çalışma var. Doğru mu? Evet. Sonra nereye gelindi? Sahte çürük raporlar alınmaya gelindi. Evet. O aşamaya gelindi. Halk bırakın hani artık onu izzet, nefsizlik, değersizlik, moral değerlerden çıkıyor. Evet. Bu sefer kaytarmak için kaçmaya yollarına başvurmaya başladı. Şimdi o aşamada mıyız? Gidene enayi gözüyle bakıyorlar şimdi. Askere gidene. Sadece o mu? Hayır, o yani o aşamadan değiliz. Yani, son aşamayı söyleyeyim mi size? Evet, son aşama. Şimdi son aşama vicdani ret aşaması. Ha. Adam diyor ki artık hayır diyor, sakat da değilim, çürük de değilim diyor, yapmayacağım askerliği. Benim felsefeme ters diyor. Vicdani ret hakkımı kullanıyorum diyor. Bu noktalara gelindi. Bu noktalara nasıl gelindi? Eğer ordu kendi halkının örf, adet, geleneklerine uygun yaşamazsa ve etrafındakini yaşatmazsa, evet. Gösteriş icabı camileri oralarda tutur, bazı kışlalarda camiler kapatılırsa, evet. Başörtülü diye hanımı ordudan atılırsa ve insanlar gizli gizli namaz kılmaya kalkarlarsa, gizli gizli oruçlar tutmaya kalkarsa, tabi bu sana her yerin öyle değil, yerine göre değişiyor. Yani evet. Benim bulunduğum yerde böyle bir şey imkansız olmuyordu. Ama bu subayın inisiyatifine bırakılmış. Oysa ki tam tersi, ya siz bir insanı parayla vesaireyle lejyoner ordusu oluşturmaya çalışırsanız ordu elinde sonunda yıkılmaya mahkumdur. Mahkum. Orduyu ölüme ancak dini inançlarla manevi kuvvetle sevk edebilirsiniz. Çünkü askerlik mesleği ölme ve öldürmeye matuk bir meslektir. Evet. Diğer hiçbir mesleğe benzemez. Evet. Burada parayla vesaire yaptıramazsın. İşte yaptırmaya kalkarsanız bugün Rusya'nın Afganistan'daki hizmeti, Amerika'nın Vietnam'daki hizmeti. Evet. Amerika'nın o kadar korkunç gücüne rağmen daha hala Afganistan'ın %30'unu kontrol altına tutabilmiş durumda. %70'i bir Taliban'ın elinde. Irak'ta hizmete uğradı işte. Bataklıktan çıkamıyor. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ
hala diyor ya, tabii tam da diyemiyor, belli böyle samimiyetsizlik. Biz Allah Allah diyoruz diyor. Allah Allah. Evet. Saldırırken Allah Allah diyormuş. Neyse. Tabii işte Allah Allah diye bir atıldı o subay arkadaşlar maalesef. Allah Allah diyormuş. Evet. Bir de yine bu hazır açaçlardan bahsetmişken ordu içerisinden ziyaretçi konusu vardı. Evet, bu sahiden çok rahatsız edici bir şey. Ziyarete gelenlerin neredeyse eşlerine, kız kardeşlerine taciz, göz tacizi. Yani bunu bir şeye oturtmaları lazım. Yani gerçi yanlış anlayacaklar, haremlik selamlık mı diyecekler, ama sonuçta orada asker, aç 6 ay 7 ay ve ilk gördüğü şeye ister istemez gözü kayıyor, şu oluyor, bu oluyor. Bunun bir çözümünün olması lazım diye, ne Fatih Bey, diyorsunuz? Evet, buyurun. Fatih Bey bakın. Amerikan ordusunda her uçak gemisinde, her gemide küçük kiliseler vardır. Her gemide. Evet. Her geminin bir din subayı vardır. Fransız ordusunda, Alman ordusunda. Ben size burada bir sürü örnekler verebilirim. Evet. Laikliğin merkezi Fransa'da dahi din subaylığı var. Evet. Amerika'da Virginia'dan örnekler vereyim. Bakın mesela İncirlik'te diyoruz ya, o fitne yuvasında bile başında başörtüsüyle sıkıntısız dolaşan görevliler var. Evet. Din subayı. Amerika Birleşik Güney Amerika ve Avustralya'da ordu bünyesinde barındırılan din subayları var. Yani Evet. mesela binbaşı papaz Tümen'de Fransız ordusunda bayağı papaz sakallı Evet. binbaşı. Evet. Yani Amerikan ordusuna bakıyorsun aynı şekilde. Yani hatırlar mısınız bir kere İsrail Genelkurmay Başkanı gelmişti. Sakallı tüm general başında kipasıyla Türkiye'yi ziyarete gelmişti. Ha, tam hatırlamıyorum ama ya evet, kaçırmış olabilirim Ben gözüm. şunu Ya. söyleyeyim, ben şunu söyleyeyim. Siyonist İsrail olmasına rağmen lanetlenmiş bir devletin başı Genelkurmay Başkanı'nı takdir ettim. Evet. Takdir ettim. Çünkü geleneğini yaşıyor yani. Adam Tabii. dinini yaşıyor. İnancını, geleneğini İşte bakın. yaşıyor. Yani evet. Ya bakın adam şimdi sabahleyin kalkıyor İsrail askeri. Sabah kalkıyor başına kippasını takıyor. Evet. Omuzuna tüfeğini alıyor. Ağlama duvarına gidiyor. Elinde Tevrat'la. Evet. Tevrat'ını okuyor. Hiçbiri hakkında bir irticai şeyler bilmem. Vay başına nasıl takki takıyor. Bizde orada da bir asker başına takki takıp sabahleyin sabah namazında tüfeğini alıp da devamlı Kur'an okusa şu durumlarda neler olur acaba? Veya bir subay gitse de başına takkeli bir camide bilmem ne de. Ya Evet. adamlar her şeyini tam olarak Evet. yaşıyor. Bütün gücünü kendi inancından alıyor. Hem Evet. teknolojisinden alıyor, hem manevi olarak alıyor. Evet. Şimdi yani böyle bir ordu. Yani burada bile Londra'da dahi gördüğümüz zaman onların hepsi kıyafetleriyle, o geleneksel kıyafetleriyle dolaşıyorlar ve belli bir bölgede yaşıyorlar. İşte bizi de geçmişimizden, geleneğimizden, inançlarımızdan, neyse inancımız, işte uzaklaştırdık, bu hale geldik. Bakın özür dilerim. Rica ederim. Bakın hangi ülkelerde yok biliyor musunuz din subayı? Dünyada olmayanları söylüyorum. Biz Diğerlerin hepsinde var. Bakın olmayanları söylüyorum zaten. Bulgaristan, Burundi, Romanya, Rusya, Zambiya, Sırbistan, Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Macaristan. Evet. Bunlarda bir tek din subayları yok. Evet. Onun dışında bu ülkelerin dışında bütün Avrupa ülkeleri, NATO üyeleri ülkelerin hepsinde din subayı var. Evet. Rütbeli, albay rütbesinde, general rütbesinde Evet. ve her birlikte samimi olarak kiliseler ve havralar var. Evet. Evet. Şimdi pardon. Şuraya atlamışız. Bir örnek vardı. Çekiç güçle ilgili. Dediniz ki orada, bunu ben medya bilgisiyle değil, babanızın müşahadesiyle söylemiştiniz. Çekiç güç PKK işbirliğini. Onu şey yapar Bu mısınız? bütün belgelerde, bütün şeylerde var. Evet. Ya o zaman Adıyaman'da Scranton komutanıydı. O zaman Varyans'ı ne diyordu? Yani hala bu Amerika nasıl bu kadar
bunlara bu kadar taviz verilir, bu adamlar resmen onları destekliyor diye. Zaten bütün orada görev yapan subay arkadaşlarının şifahi olarak da bu konuda sıkıntıları var. Evet. Hatta ben en çok duyduğum şeylerden birisi, ben Güneydoğu'da görev yapmadım, subay olarak görev yapmadım ama yapan arkadaşlardan, ya diyor tam kıstırıyoruz diyor, imha edeceğiz, yukarıdan bir emir geliyor diyor, serbest bırakılıyor. PKK'yı. PKK'yı tam, evet. Evet. Yani bunlar artık duymayan kimse kalmadı yani, bu aşikar bir şekilde. Evet. Orada pek çok şeyler var. Arada kaynamaması için ben tekrar ediyorum buradan. Babanız müşahede ediyor çekiç güçle PKK ilişkisini. Bunu genelkurmaya bildirdiği halde genelkurmaydan cevap alamıyor. Genelkurmay için bakın. Bunların hepsini onlar da biliyorlar. Her şeyi onlar da biliyor. Bir görünmez el var Türkiye üzerinde. Evet. Görünmez bir el var. Büyük bir güç var yani. Bir güç var. Gerektiğinde kol ordu komutanı da, ordu komutanı bile belki yapamayacak, müdahale edemeyeceği şeyler var. Evet. Bu yüzden diyorum, tam bağımsız olabilmemiz için NATO'dan kesinlikle çıkmamız gerekir. Bağımsız kararlar verebilmemiz için, bakın siz PKK'yı bile, kampları, dağları bile delik deşik etmeden önce Amerika'dan izin istiyorsunuz. Amerika ile görüşüyorsunuz. Amerika size koordinatları veriyor. Önceden adamlara söylüyor. Terk edin bakın, iki gün sonra o şeyler bombalanacak. Gidiliyor, oralar bombalanıyor. Bomboş yerler bombalanıyor. Geri çekiliyor. Adamlar tekrar kamplarına geri dönüyorlar. Ne kadar? Bunu ilkokuldaki çocuk bile biliyor. Bunları söylemeye utanıyorum. Çünkü yani bunu, bu bir bilgi değil. Bu söylediğim bir bilgi değil, bu bir konuda çocuk bile biliyor. Doğru mu? Ne kadar acı değil mi? Doğru. Evet doğru. Ne kadar acı değil mi? Ta şeyden, okyanus ötesinden geliyor ve biz, evet, biz ondan izin alıyoruz Amerika'dan. Evet. Yani biz gidip Texas özgürlük mücadelesi veren örgüte bir şey yapamıyoruz, destek bulamıyoruz falan falan. Ya Türkiye'de başbakan ağzını açıp Sayın Fransa Cumhurbaşkanı'na diyemiyor ki sen Ermenistan'da bu tür laflar ediyorsun, ben de o zaman Taksim'de bir Cezayir anıtı açarım Fransız zulmünden dolayı diyemiyor. Hep savunma, hep kendini savunma yolunda. Veya diyemiyor ki sen her 24 Nisan'da Ermenistan'ı gündeme getiriyorsun Amerika. Ben de bir Kızılderili anıtı açacağım. Ben de zenci kölelere yapılan zulümler, 1 milyon kişi öldürüldü. Evet, evet. Zenci katliamında. Evet. Evet. Milyonlarca Kızılderili katledildi. Derin bir soykırıma uğratıldı. İngilizlerin Hindistan'da yaptığı katliamlar. Evet. Sömürge döneminde. Evet. Zencilere, Afrikalılara yapılan katliamlar. Evet. Yani demiyoruz ki biz de o zaman bu Ermenistan olana karşı, yani bir aktif bir politik yok. Hepsi kendini savunmaya almışız. Evet. Çok yanlış bu. Valla çok iddialı bir şey. Evet. Bu hazır gidiyorken bu çuval geçirme olayında bizim ordu neden şey yapmadı, tepki göstermedi, anında refleksle reaksiyon göstermedi Irak'taki? Şimdi tabii onlar çok ani olmuş bir olay. Fakat onlar da yine yukarıdan, buradan gelecek emre göre hareket ediyorlar. Diyorum ya bakın, bizde bir aşağılık kompleksi var. Ne olurdu kendiliğinden yani, şey gösterseydi, atak yapsaydı? Size yine maalesef şu örnek... Nefsi savunma? Tamam. Evet. Ama o savunmada bulunabilmeniz için o ruhunuzun olması lazım. Ya ya. O ruh yok. Ya. Bakın şimdi hatırlıyor musunuz, bir buçuk sene önce İran'ın İngiliz feribotundaki subayları, 17 kişi miydi? Evet, 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 evet. Feribotu bastı, hepsini esir aldı, adamları günlerce esir tuttu. Ondan sonra da şov yaptı, gösteri yaptı. Şov yaptı, şov hadi yaptı. Dedi sizi affediyorum, çıkın bakalım, hadi gidin bakalım ülkenize diye adamları rezil rüsva etti. Koskocaman İngiltere'ye adam posta koydu. Bakın devrim olmuş İran'da, 555 gün İran Büyükelçiliği, başta Büyükelçi ve Ateşi Militerler olmak üzere bütün oradaki görevlileri 555 gün esir aldı İran. Yani koskocaman bir süper devletin başına şey geçirdi, çuval geçirdi. Doğru mu? Doğru. Amerika müdahale edebildi mi? Etmeye çalıştı biliyorsunuz.
5 tane helikopter havada birbirine çarptı. Rüzgar yok, bilmem ne evet. yoktu. Nasıl oldu? Evet. O ayrı bir konu. Volkan Bey, bu konuda belki bu yaklaşımımı daha önce de konuştuk. Neden İran'la bizim aramızdaki fark? İran 2500 yıldır kesintisiz dilini ve yazı dilini sürdürüyor. Geçmişiyle olan bağını koparmadı, birikimlerini. Ama bizim evet. koparıldı. Bizim en azından evet. biz Osmanlı arşivlerine giremiyoruz. Dedemizin mezar taşını veya mektubunu okuyamıyoruz. Olunca biz böyle güdük kaldık. Haliyle... Siz sadece, pardon, siz dedenizin mezar taşını okusanız ne olacak? Dedenize küfreden bir nesil olmuşsunuz. Okusanız ne olacak? Siz kendi özüne, geçmişine küfrettirilen bir halk olmuşsunuz. Padişahlarınıza, ama, ikinci Abdülhamit'e, bilmem ne. Ama o sonuç... Dedenize küfretmeyin. Biz vazgeçtik hani ya şeyden. Volkan Bey, ama dedenin o mezarını okumaktan. Sonuç ama o. O nedenler... Buralara geldi işte. O nedenler buraya getirdi. Küfür edilme noktasına getirildi. Çok güzel. Çünkü o belgeleri okumayınca siz... Bakın şimdi... ne yaptı? İkinci Abdülhamit'i okuyamadık. O okuyamadık. Dönemde neler okuyor? Küfür belgelere giriyor. Giremiyor, evet. Giremiyorsun. Osmanlıca kimse bilmediği için. Bilmiyor, evet. Rahat rahat ne diye öğrendik biz okulda? Kızıl Sultan olarak. Evet. Ben şahsen ilkokuldaki en nefret ettiğim padişahlardan birisi de kim? Cennet Mekan Abdülhamit Han Hazretleri. Vahdettin'e acırdım ben ya. Evet. Vahdettin'e acırdım. Küfretmez miydik? Vahdettin'e ya. Hakaret etmez miydik? Böyle bir şey olur mu ya? Oysa ki bizzat Atatürk'ün milli mücadeleye yani, gizlice gönderen Vahdettin. Cebine 100.000 Osmanlı altınını koyan. Kendisi de İngiliz zırhlısıyla Türkiye'yi İstanbul'u terk ederken 5 kuruş parasız ya. Bir tane sadece kaşıkçı elmasını cebinde götürseydi evet. 7 sülalesini yaşatacak kadar bir servet olurdu. Fakirlikle öldü Suriye'de. İran Şahı gibi şeyleri boşaltmadı. Sarayın kasasını bilmem nesini boşalttı. İsviçre bankalarında evet. bilmem ne zevkli parçada evet. yaşamadı. Şimdi İran'a örnek verdiniz de o yüzden ben açmayayım. Bu başka bir dosya, başka bir konu. Onun için şeye girdik mi çıkamayız buna. İran 2500 yıldır maşallah dilini de kullanıyor Farsi'yi, yazı dilini de kullanıyor. Onun için kopukluk yok. Ona kimse ya şey yapamıyor. Biz de 4000 yıllık bir devletiz. Yani biz, ama 2500 yıllıksa biz çok daha eski köklü bir bizi devletiz. Bizi kestiler. Ama evet. Bizi kestiler. Neyse bu işe girdik mi çıkamayız. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı Volkan Bey? Toparlayalım. Ben anahtarı da şöyle söylüyorum. Yine Montesquieu'nun sözüne dönüyorum. Evet. Bu ülkede şu yeni anayasa değişiklikleri şeyler var, çalışmaları var. Fakat üzüldüğüm nokta, amiyane bir tabir olacak, izleyicilerden çok özür diliyorum ama şu an Türkiye'de de iki ucu pislikli değnek denir ya. Evet. Ucu pislikli değnek değil, değneğin tümü pislenmiştir. Evet. Ne hiç tutacağınız yer kalmadı. Yani ortasından mı tutamazsınız artık? Bakın, muhalefetiyle, iktidarıyla evet. maalesef evet. Amerikan çizgisinde bir politika izlenmekte. Gizden gizliye. Evet. Maalesef. Muhalefeti de öyle. Maalesef. İktidar da öyle. Son Amerikan Büyükelçisi geldi, CHP ile görüştü. Kılıçdaroğlu'yla füze kalkanları ile ilgili. Evet. Neyse, adı ayrı konu. Evet. Buyurun. Bunun için bir kere önce şu Türkiye'nin dönmelerden kurtulması lazım. Şu gizli içimizde silmiş olan masonlardan temizlenmesi lazım. Evet. Çünkü her yere kadar girmiş. Bakın 1911 yılında yapılan istatistiklere göre evet. İzmir'deki devlet memurlarının %85'i mason çıkıyor. Evet. Hatta %93 özür diliyorum. Evet. %93'ü mason. Ta evet. o zamandan bu yana silmiş bir yapılanma var. Evet. Yani önce bunların temizlenmesi lazım ve yeni çıkartılan kanunların halkın örf, adet ve dini inançlarına paralellik arz etmesi lazım. Onun evet. dışında çıkacak olan kanunlar ülkede Montesquieu'nun dediği gibi kanunsuzları doğuracak. Evet, evet. Ve en kısa zamanda bizim Osmanlıcayı herkesin öğrenmesi gerekiyor. Kesinlikle. Geçmişimizle olan bağımızı tekrar kurmak için. Mutlaka, mutlaka. Yani şimdi onları öğrendiğiniz zaman işte çok ilginç şeyler çıkıyor. Evet, evet. Ben işte bugün bile mesela Mehmet Cavit Bey'in
biliyorsun o zaman Maliye Bakanı program başında anlattı. Evet. Bakın işte o Osmanlı arşivine girdiğiniz zaman onlar ortaya çıkıyor. Mesela Ömer Lütfü Barkan'ın ve Fuat Köprülü'nün şeylerine girdik bugün derste. Osmanlıca bazıları tabii Osmanlı kaynaklarıyla yayılmış. Mesela biz dervişleri tembel, evet, bedavacı, hani dilenci kılıklı bir şeyler olarak düşün. Oysa ki miskin. Kolonizasyon Türk dervişleri var. Bunlar bizzat gittikleri yerlere hem bir tasavvuf eğitimi vermişler hem de lonca sistemini ve evet, bu rahmetli Ömer Lütfü Barkan ve Fuat Köprülü hocamın kendi yaptıkları tespitler. Evet. Evet. Bunların mesela ben başka bir şeyi tespit ettim yine geçen hafta. Mesela İstanbul Ticaret Odası'nın yayınladığı bir İstanbul Hanları diye bir çok kaliteli bir kitap var. Evet, evet. Ya bakıyorsunuz orada isimler, o hanlarda bulunan kişilerin isimleri hep Ermeni, Yahudi ve Rum isimler. Evet. Ama Osmanlı arşivine girdiğin zaman işgalden önce, İstanbul işgalinden bir sene önceki belgelere girdiğin zaman bir bakıyorsunuz ki orada hep Müslüman tüccarlar o hanlarda yer alıyor. Zannediyorum İstanbul Ticaret Odası inşallah bu yanlışı düzeltecektir. Çünkü o kitaba baktığın zaman zannedersiniz ki bütün İstanbul'da ticaret yapan hep Rumlar, Yahudiler, Ermeniler. Oysa ki işgalle birlikte o Müslüman tacirler o hanlardan çıkartılıyor. 1912 yılındaki şeylerde, evet, belgelerde şeyler var. Evet. Bakın bir sene önceki mi bir sene sonraki belgeyi bile incelemede ne kadar büyük farklar oluşuyor. Evet. Bu arada yanlış anlamalara yol açmamak babında yani Ermeniler de bizim vatandaşımız. Mutlaka, birlikte yaşadık binlerce yıldır. Mutlaka. Ama bakın işgalle birlikte çıkartılıyorlar. Evet. Şeyler, tüccarlar o hanlarda. Evet. Ve buraya kendi şeylerinin olan kişiler getirtiliyor, tutuluyor. Anlıyorum. Yani şunu belirtmek istiyorum ben. Mutlaka ki onların da bu ülkeye yaptıkları ekonomik sosyal hizmetler var. Mutlaka. Bu vatandaşların samimi olarak bu ülkeye hizmet etmiş olan vatandaşlarımız var mutlaka. Evet. Ben şurada şunu söylüyorum. Burada ana konu olarak bir Osmanlıca bir arşive girildiği takdirde olayların çok daha farklı cereyan ettiği görülecek. Ama bunun için kaç kişi buna girebiliyor? Bakın bir Ermeni konusunda bile veya diğer dış politika konularında bile pek çok şeye açıklık getiremiyoruz. Eski kaynaklara giremediğimiz için. Evet, maalesef. Belgelere giremediğimiz için. Daha yeni yeni burada bir iyileştirme var. Maalesef. Onun için İran'la da mukayese edilemiyoruz. Evet. Çünkü dilleri değişmedi. Dilleri değişmediği için. Çok rahat bir şekilde. Çok rahat. Girebiliyorlar. Çok rahat. Arkalarını dayamışlar 2500 yıllık birikime. İstediği gibi, evet, faydalanıyorlar. Evet. Peki. Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı Volkan Bey? Yok, teşekkür ederim. Volkan Bey, ben de teşekkür ediyorum. Başka konularda da artık şey açıldığı zaman konuşuruz, görüşürüz, duruma göre şey yaparız. Peki, teşekkür ediyorum Volkan Bey. Siz kalın, ben kapatayım. Evet sevgili izleyenler, bir söyleşimiz böylece bitti. Gelecek olan bir söyleşide görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.